Merhaba arkadaşlar, ben Kınana. Nasılsınız? Bugün Japonya'daki evinde olan Türkiye'deki şeyler neler var? Bunu gösteriyorum. Haydi bakalım. Şimdi evin kapıdayım ve kapıdan böyle evine giriyorsunuz. Ondan sonra neler var burada? Piçan, piçan nasılsın? Piçan her zaman burada yatıyor. Burayı çok seviyor. Değil mi Piçan? Ve belki farkındasınız. Buradaki bu halı Türkiye'den gelen Türk halısı. Annemle Kapadokya'ya gittik. Ve annem bu halı çok beğendi. Ve Piçan da gerçekten çok seviyor burayı. Değil mi Piçan? Seviyor musun bu halı? Değil mi Piçan? Böyle her zaman burada yatıyor. Ve bu renk çok güzel, turkuaz. Piçan evde tek başınayken hep bu halı üzerinde zaman geçiriyor. Değil mi Piçan? Piçan çok seviyorsun Türk halı. Değil mi? Piçan, sen de Türkiye'ye gelmek istiyor musun? Artık Piçan da Türkçe biliyor gibi oluyor. O zaman başka şeyleri daha gösteriyorum. Burada halı var. Ondan sonra yukarıya geçiyorum. Böyle böyle. Gördünüz mü? Burada nazar boncuğu var. Ama çok küçük. Neden böyle küçük? Keşke daha büyük alsaydım. Bir sonraki seferinde kocaman nazar boncuğu alıp geleceğim. O zaman başka neler var? Bunu geçen videoda gösterdin. Bu sefer anneme aldın. Böyle. Çok tatlı. Lale var, karanfil var. Ve başka bu Türkiye'deki hediyeleri de olmazsa olmazı. Çay bardak ve çay tabağı. Böyle. En klasik olan aldım. Ve çay bardak biraz böyle. Aldım renk var. Aynen aldım. Bunu daha önce alıp anneme vermiştim. Ve bu sefer bunun için tabii çay aldım. Ben bu sefer bundan aldım. Doğuş gurme çay. Siz hangi markadaki çay seviyorsunuz? Ve başka... Dudu! Patik! Ben geçen videoda bu çorabın adı patik olduğunu öğrendim. Böyle hep yorumlardan çok iyi öğreniyorum. Teşekkür ederim. Bu patik da kayınvalidemin el yapımı. Türkiye'deki annem, Japonya'daki anneme verdi bunlar. Böyle patik da Japonya'ya kadar gelmiş. Ben bunu 2 sene önce oyun marketinde almış. Böyle... Oyun marketinde böyle oyun var ya, böyle taşıyan oyun. O oyunda çok şanslıydı. Bir kez de 2 tane aynı şey kazandım ben. O yüzden bir tanesi Japonya'daki evine bıraktım ve diğer ki Türkiye'deki evde var. Böyle. Çok iyi oldu. Böyle artık iki evinde Türk bayrağı var. Ondan sonra birkaç gün önce evde bunu olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım. Ben Japonya'da hiç bunu görmemiştim. Ve Japonya'da satılmıyor. Neden evinde var diye çok şaşırdım. Böyle. Siz bunun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu ceviz falan kırılmak için. Ben Japonya'da hiç görmemiştim bunu. Ama evinde vardı. Çok şaşırdım. Anneme sordum. Bu nereden aldın diye. Ondan sonra annem dedi ki Türkiye'ye geldiği de çok beğenmiş bunu. Ve alıp götürmüş. Öyle. Ve bunu da geçen videoda öğrendim. Aslında ceviz kırılmak için bunu gerek yokmuş. 2 tane ceviz ile kırılıyormuş. Veya taş falan kırılarak kırılıyormuş. Ben yorum okumadan önce hemen bunu almaya gittim. O yüzden şimdi bu makine Türkiye'deki evinde de var ve Japonya'daki evinde de var. Öyle oldu. Siz evde var mı bunu? Ondan sonra neler var? Tutu!
böyle tasarımlı tabak. Bu benim Türkiye'deki görüncem. Japonya'daki anneme vermiş böyle. Çok tatlı. Ondan sonra çörek ot yağı. Çörek ot yağı Japonya'da yoktur. O yüzden alıp anneme verdim. Ve Japonlar da blog falan da yazıyor. Çörek ot her şey için çok iyi diye. Ve benim burun alerjim var. Ve Türkiye'de teyzeler tavsiye etti bu yağ. Ve bu yağ sürüyordu. Ondan sonra çok iyi oldu. Hiç sıkıntı çıkmıyor. Öyle gerçekten çok iyiymiş. O yüzden anneme verdim. Ve başka arkadaşlarım da ben verdim bu yağ her şey için çok iyi diye. Ama başka detaylar bilmiyorum. Hangisine faydalı, hangi durumlarda kullanıyor diye. Siz kullanıyor musunuz bu yağ? Eğer kullanıyorsa nasıl kullanıyorsunuz? Yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ben öğrenip anneme, arkadaşlarıma öğreteceğim. Kokular da biraz değişik koku geliyor. Ama seviyorum ben. Başka neler var? Köfte harcı. Benim kardeşim mangal yapmayı çok seviyor. Ve sık sık arkadaşlarıyla mangal yapıyor. O yüzden ben Türkiye'den getirip bunu kardeşime veriyorum. Japonya'dan Türkiye'ye arkadaşlarım gelince köfte yemeye gidiyorum. Herkes çok beğeniyor. Ondan sonra Japonya'da da yapmak istiyorum diye bunu alıp Japonya gidiyor. Ama kendi kendine yaparsa bu kadar güzel olmuyor. Neden acaba? Sır var mı sır? Şalgam suyu! Bu sefer arkadaşlarıma denetmek istedim. Ve birkaç gün önce bunu videoda çektim. Bekleyin. Karadan yok değil mi? Herkes çok şok oldu. Ben video çektim, ondan sonra başka arkadaşlarıma da denettim. Ama sadece bu kadar içmiş. Çok fazla kaldı. Keşke daha küçük olan alsaydım. Ben de ilk içtiğimde çok şok oldum. Arkadaşlar da hep şok oldu. Ama sadece bir kişi beğendi. Kardeşimin eşi tek beğendi bunu. Bu çok tatlı. Böyle çok tatlı tasarımlı kutu içinde böyle sabun var. Kokusu da çok güzel. Ben Türkiye'deki sabun çok seviyorum. O yüzden böyle hep arkadaşlarıma böyle veriyorum. Bunu da çok seviyorum. Böyle tencere koymak için taş. Türkiye'deki böyle taşları çok seviyorum. Ben çok beğendiğim için başka arkadaşlarıma da verdim. Herkes çok beğendi. O yüzden benim yakın arkadaşlarım evde hep bunu var. Bunun adı bilmiyorum ama büyük pestemarı diyorum ben. Böyle çok büyük. Çok yumuşak, çok rahat. Çok seviyorum bunu. Türkiye'de pamuk şeyleri çok güzel. Bu pestemarı da güzel. Harular da çok güzel. Ben birçok harular Japon arkadaşlarıma verdim. En son neler var? Bu da Türkiye'deki hediyeleri de olmazsa olmaz. Nazar boncuğu. Böyle çok fazla alıp arkadaşlarıma veriyorum. Ama herkes çok beğeniyor. Ve evde asıyor. Arabalarda asıyor. Ve her zaman çanta içinde taşıyanlar da var. Herkes çok beğeniyor. Ve şu an Çika'nın arabada ne var? Yeeeeyy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 y
めっちゃいいわ今の。好きなざる。好き。エバーゼンボイレタクベリヨルン。アマベリミエビンデキナザルボンジュチョッキュチュクトゥクヤマン。ビソンラクセセルデゲーチェキタボイレコジャマンナザルボンジュアルゲレチェン。ビデブヌダウザクタンギョステリヨルン。フォトグラフビジムトゥルケーデキドゥンデチェキティフォトグラフ。トゥルクアイレンバールジャポンアイレンバールボイレチョッキュザフォトグラフ。ベーブンナンビジムジャポンヤダキドゥンデキフォトグラフ。ゲレネクセルジャポンタルズンドゥンヤプトゥク。
Öyle. Biz Türkiye'de hem Japonya'da yaptık ve Japonya'da da Türk ailen geldi. Öyle arkadaşlar. Bugün Japonya'daki evinde olan Türkiye'deki şeyleri gösterdim. Umarım beğenirsiniz. O zaman bugün de video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mata ne!